Ahmet Asım, Anadolu'nun güzel köylerinden birinde yaşayan, çok sevilen, cesur yürekli, yokluk görmüş, yardımsever biriydi. 60 sene önceydi, 40 yaşlarındaydı. Ahmet Asım, köy muhtarının yardımcısıydı. Çocuklar onu çok severdi. Bir kızı vardı, onu da evlendirmiş, başka çocuğu olmadığı için eşiyle yalnız yaşıyorlardı. Örnek bir çifttiler. Birbirlerinin gözlerine sevgiyle bakıyorlar, hiç kırmıyorlardı. Köyün bütün çocukları bu karı kocayı çok seviyorlardı. Ona Asım Baba diye hitap ediyorlardı. Evleri yol üstündeydi. Yoldan geçen herhangi bir çocuk olsun, ona seslenirler, eline şeker, meyve, yumurta. Artık o an evlerinde ne varsa verirlerdi ve çocukları sevindirirlerdi. Yoldan geçen insanları davet ederler, çay kahve ikram ederlerdi. Aç olanların karınlarını doyururlardı. Ahmet Asım çiftçilik yapıyor, baharda eker, yazın mahsul alır, kalan zamanda da iş olmadığı durumlarda gezerdi. Şehir şehir çok yer gezmiş, kendini yetiştirmiş, sevilen biriydi. Bir gün muhtarlıkta çalışırken köyde yaşayan Kimi kimsesi olmayan yetim Mustafa yanına gelir ağasındayı. Sana bir diyeceğim var diyerek söze başlar ve Ahmet Asım dikkatlice onu dinler. Bir arkadaşımın düğününe gitmiştim. Dönüşte yol çamurdu köyünden geçiyordu. Çeşme başına gittim. Çok yorulmuştum. Bir tas su içtim. Başımı kaldırdığımda bir kız gördüm. Öyle güzel, öyle masumdu ki tam 13 gün oldu. Hiç aklımdan çıkmıyor. Yemek yerken, su içerken. Dayı yardım et. Onu düşünmekten başka bir şey yapamıyorum. Yüzü, hele hele gözleri. Hep gözümün önünde koca koca. Yeşil yeşil. O sürmeli gözleri. Derin derin bana bakıyor. Günlerdir uykusuzum. Ne yapmalıyım? Ahmet Asım. Küçük bir tebessüm ettikten sonra Dur dur. Sakin ol der. Yeğenim. Sen aşık olmuşsun. Söyle bakalım. Sordun mu kimmiş? Kimin kızıymış? Adı neymiş der. Mustafa. Asım dayı. Adı Halime'ymiş. O da benim gibi yetinmiş. Hasta bir halası varmış. Onunla kalırmış der. Ahmet Asım. O zaman sen git bana. Osman dayını çağır. Ben onu da alıp şu köye bir gideyim. Madem öyle bu kızı isteyelim. Onun da gönlü varsa sizi evlendirelim der.'' Mustafa heyecanlanmış, hiç beklemediği bir şeyle karşı karşıya kalmıştır. O an hem sevinmiş, hem korkmuş, değişik duygular yaşamaktadır. 19 yaşında ilk defa aşık olmuş, ne yapacağını bilmemektedir. Evlenmeyi düşünmemiştir bile, çok şaşırmış, şok halindedir. Babadan kalmayırca, babadan kalma birkaç dönüm toprağın mahsulüyle geçinmektedir. Osman aynı zamanda Ahmet Asım'ın da yeğenidir. Ahmet Asım. Osman gelince Mustafa'yı evine gönderir. Atlarını atlayıp Çamurdağ'a doğru yola çıkarlar. Gece yarısı orada olacakları için geceyi başka bir köyde geçirip sabah tekrar yola çıkmayı planlarlar. Çamurduk köyüne yakın olan köylerden biri olan Çalıköy'e gelirler. Ahmet Asım buranın muhtarını çok iyi tanımaktadır. Bu yüzden geceyi burada geçirmeye karar verirler. Muhtar uzun zamandır görmediği arkadaşını görünce çok sevinir. Kucaklaşırlar. Ahmet Asım durumu anlatır. Geceyi geçirmek için muhtar onlara köy odasını hazırlatır. Odalarına geçerler. Biraz sohbetten sonra Osman ben hemen uyuyacağım. Çok uykum var der. Hatta biraz dırdır eder. Bizden başka kız isteyecek adam yok mu? Beni neden getirdin buralara kadar diye söylenir durur. Ahmet Asım, bıyık altından güler. Hadi yat Sabah erken kalkacağız der. Ahmet Asım, yatağına gitmeden Osman horlamaya başlar. Ahmet Asım, şunun yastığını düzelteyim de horlaması dursun der. Tam o anda bir kara sinek Osman'ın burnundan çıkıp fızıldamaya başlar. Osman'ın horlaması birden kesilir. Odanın içinde dolanır dolanır yerdeki tahtanın oyuğundan içeri girer. Ahmet Asım bunu görünce çok şaşırır. Eliyle oyuğun ağzını kapatır. Sinek eline çarpmaya başlar. 5-10 saniye sonra Osman büyük bir acıyla inler ve nefesi kesilir. O an elini çeker ve hemen Osman'a seslenir. Elini çekmesiyle oyuktan çıkan sinek tekrar Osman'ın burnundan içeriye girer. Sonra Osman nefes nefesi, terler içinde uyanır. Ahmet Asın, ne oldu sana der. Osman cevap verir. Çok kötü bir rüya gördüm. Rüyamda uçuyordum. Birden kara bir deliğe girdim ve orada hapsoldum. Çıkamadım. Sonra havasız kaldım. Tam ölüyordum ki uyandım. Çok korkunçtu der. Ahmet Asın, korkma artık. Ben buradayım. Zaten uykuda tutmadı. Ben seni beklerim yine olursa uyandırırım diyerek Osman'ı sakinleştirir. Kendi kendine bu ne ilişimde der. Tamamen uykusu kaçmıştır. Osman yerde yatmaktadır. Ahmet Asım'ın yatağı sedirin üzerindedir. Önce silahını çıkarır. Yastığın yanına koyar. Sonra yatağın üzerine oturur. Ellerini başının arkasına koyar ve arkasına dayanır. Ayaklarını uzatır. Bu şekilde Yarım saat kadar bu durumu düşünür. Birkaç dakika sonra kapının dışından bazı sesler gelir. Hemen silahını alır, yatağından doğrulur. Osman korkak biri olduğu için kapıyı kilitlemiştir. Ayrıca arkadan mandallamıştır. Yani kilit açılsa bile mandal bir olduğu için mümkün değil açılmazdı. Fakat sesler iyice yaklaşmış, bir uğultuya dönüşmüştür kilit açılmış, mandalın sürgüsü kendiliğinden çözülmüştür. Yavaş ve uzun bir gıcırtıyla kapı ardına kadar açılınca Ahmet Asım gördüklerine inanamamış, gördüklerinin ne olduğunu anlamaya çalışmıştır. Tek sıra halinde içeriye girmişler. Uzun, arkası gözükmeyen bir kalabalık. Kimi uzun, kimi kısa, hele en öndeki çok uzun boylu. Ayağına kadar uzun elbiseli, yüzünün yarısı tıraşlı, yarısı göbeğine kadar sakallı. Onun yanındakinin kolunun biri uzun, biri kısa, başı silindir gibi. Kiminin ayakları ters, kiminin başı. Bir Allah verememektedir. Hemen silahını üzerlerine doğrultur. Her biri bir yana kaçışır. Silahtan çok korkarlar. En öndeki liderleri o silahı kaldır ve in oradan aşağıya çekil diye seslenir. Ahmet Asım inersem zarar verirler diye düşünür. Yavaşça yatağına oturur. Ayaklarını uzatır. Silah elinde bekler. Sabaha kadar bir girer bir çıkarlar. Ahmet Asım'ı indirmezler oradan aşağıya. Bu böyle dört beş defa tekrar eder. Ahmet Asım yorgunluktan helak olmuştur. Bir an uykuya dalmıştır. İşte o an takır takır diye bir ses ve sırtında büyük bir acıyla kendini yerde bulmuştur. Çünkü ayaklarından tutup yere sürüklemişlerdir. Gözlerini onlara doğrulttuğunda kimsedirin üstünde kimi duvardan geçmekte, kimi yerdedir. Liderleri al arkadaşını git. Üstüne basarlarsa ömür boyu sakat kalır ve atlarınızı ters çevirdik. Ölmek üzereler. Bize yol verseydin bunlar olmazdı der. Ahmet Asım hemen Osman'ı kaldırır ve atları kurtarmaya gider. Atlar gerçekten de ayakları havada, sırtları yerde, acı içinde kıvranmaktadırlar. Çok ürkmüşlerdir. Güçlükle sakinleştirirler ve ayağa kaldırırlar. Bu arada sabah ezanı okunmaya başlar. Ahmet Asım'ın içine bir ferahlık gelir. Osman ise hiçbir şeyin farkında değildir ne olduğunu anlam veremez. Ahmet Asım Osman'ın git atları gezdir biraz rahatlasınlar diyerek oradan uzaklaştırır ve muhtara gider durumu anlatır. Muhtar ise uzun zamandır kimse kalmadı burada. En son iki sene önce böyle bir şey yaşanmıştı. Gereksiz yere korkutmak istemedim. Gittiler sandım der. Onlar bazı geceler gelirler ve oradan geçip giderler. Eğer yol verirsen zarar vermezler. Aslında biz de ne olduklarını bilmiyoruz. Köyde birkaç kişi biliyor onların varlığını der. Ahmet Asım muhtarı çok kızar ve oradan ayrılmadan önce ihtiyar heyetini toplar, durumu anlatır. Başka bir yere yeni bir misafirhane yapmalarını söyler. Onları Osman görseydi korkudan ölebilirdi der. Olanlardan Osman'a bahsetmemiştir. Daha sonra atlarını atlayıp Çamburdaha doğru yola düşmüşler ve bir saat yolculuk sonunda oraya ulaşmışlar. Kızın evini bulup halasına kendilerini tanıtırlar ve Mustafa'nın durumunu konuşurlar. Allah'ın emriyle kızı isterler. Hala kızla konuşur ve cevap verir. Ben çok yoksulum. Düğün edecek gücüm yok. Karnımı zor da uyuruyorum. O kızcağıza çeyiz bile yapamadım. Üstündeki giysilerden başka bir şey yok. Onları da zaten başkaları verdi. Ben güzel kızımla konuştum. Onun da gönlü var. Siz kızı götürün. Yol uzak. Nikahını, düğününü yapın. Benden başka kimsesi yok zaten. Ben de oraya gelemeyecek kadar rahatsızım. Garibim bir yuvası olsun. Düğünden sonra damatla bana gelsinler. Elimi öpsünler der.'' Ahmet Asım duruma şaşırır. Aman hanım sen bizi bilmeden genç kızı nasıl emanet edersin der. Kadın sen bilmiyorsun herhalde. Buralarda Osman'ı pek bilmezler. Ama Ahmet Asım dedin mi herkes bilir. Kendin gelmeden namın geldi. Senin nasıl biri olduğunu biz biliyoruz. Kızım sana emanet. Bir şey olursa senden bilirim der. Ahmet Asım da bunları duyunca çok sevinir. Yolumuz uzun, geceye kalmadan biz yola çıkalım der. Kızı da alıp evini yolunu tutarlar. Osman ne kadar istese de hiçbir yerde konaklamazlar. Sadece atlarını dinlendirip tekrar yola düşerler. Sabaha karşı eve gelirler. Evde dinlendikten sonra Ahmet Asım gider, cami hocasını ve Mustafa'yı alıp getirir. Çocukların nikahını kıyarlar. Sonra ilçeden, memur istenir. Resmi nikahları da kıyılır. Düğüne kadar kız Ahmet Asımlar'da kalır. Söz verildiği gibi halaya da gidilir. Yetimler, köylü, hala ve Ahmet Asım iyi bir şeye vesile olmuşlardır. Ve çok mutludurlar. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Oda 211 Ben bir ateistim. Cinleri, hayaletleri, ruhlara ve öldükten sonraki hayata inanmam. O güne kadar yine gece mesaisine kalmıştım. Bir otelde resepsiyonluk yapıyordum. Çoğu kişi geceleri çalışmaktan nefret eder ama ben işimi çok seviyordum. Çünkü geceleri fazla kişi gelmezdi. Ben de açar film izlerdim. Yani oturduğum yerden para kazanırdım. O gece yine film izlerken telefon çaldı. Telefonu açtım. Alo, Resepsiyon mu? Evet buyurun. Yan odadaki kadın çok ses yapıyor. Sabah işe gideceğim. Uyumam gerek. Peki hanımefendi odanın numaranız kaç? Odam 210. Peki ses gelen oda. Bir saniye. Dedi ve bir kapı açılıp kapanma sesi geldi. Oda 211. Peki hanımefendi. Öğleler rahatsızlıktan dolayı üzgünüm. Şimdi halledeceğim. İyi geceler. İyi geceler deyip. Kadın telefonu kapattı. İlk defa başıma geliyordu. Yukarı çıkmadan önce bilgisayardan oda 211'de kimin kalıp kalmadığını kontrol ettim. Oda boştu. Bu normaldi. Bazen kayıt yapan işçiler boş odaları dolu, dolu olanları da boş olarak kayıtlar, hasa yaparlardı. Bundan nefret ediyordum ama bu ilk kez başıma gelmiyordu. Neyse, ses geldiğine göre doldur dedim kendi kendime. Masama birazdan dönecek tabelasını koyup yukarı çıktım. O kata geldiğimde bir ses gelmemişti kulağıma ama kadın ses olduğunu söylemişti. Kapısına kadar gittim ve tıkladım. Fakat kapıyı kimse açmadı. Tekrar tıkladım. Yine kapı açılmadı. Tam o sırada yan odadan kapı açılma sesi geldi. Oraya doğru baktığımda bir kadın kafasını çıkartmıştı ve bana. Biraz önce ses yapmayı kesti dedi. Bu beni daha demin arayan kadındı. Peki hanımefendi bir daha ses yaparsa lütfen haberdar edin dedim. Tamam dedi ve kapattı kapıyı. Ama olay benim için çözülmemişti ve aşağıya geri indi. O odanın yedek anahtarlarını alıp geri çıktım. Kapıyı açtım. Kapıyı açmam eşikte bir iki dakika donmama sebep oldu. Oda boştu. Şaşırmıştım. Biraz daha boş odaya bakarken yatak ve süsler gözüme takıldı. Her şey en son kalan kişi otelimizi terk ettiğinde temizlikçilerin ayarladığı gibi duruyordu. Biraz korkmuş, biraz da şaşırmıştım. Odadan yavaşça çıktım ve kapıyı kapattım. Şaşkın şaşkın aşağıya indim. Rahat bir 10 dakika düşündüm. Tam filme devam edecekken bir anda telefon çaldı. Üstüne baktığımda Oda 211 yazıyordu. Onu gördüğümde kaynar sular döküldü üstüme. Titreyerek açtım telefonu. Ve resepsiyon buyurun dedim kekeleyerek. Alo, ben 211 numaralı odada kalıyorum. Ve daha demin odama biri girdi. Telefondaki kadının sesi çok şiddetli ve sinirliydi. Sakin olun bayan, daha demin odanıza giren bendim ve odanız boştu. Hayır dolu. Ben buradayım dedi karşımdaki ses. Odanızın numarası kaç diye sordum. 211 dedim ya dedi bana. Peki şimdi odanıza giriyorum ve kapıyı açın. O zamana kadar telefonu kapatmayın dedim. Tamam dedi bana. Adınızı ve soyadınızı öğrenebilir miyim dedim. Adını ve soyadını söyledi. Peki ne kadar süredir odada kalıyorsunuz diye sorduğumda kapının önündeydim ve kapıyı tıklattım. Tam o sırada hat kesildi. Kapıyı tıklattığımda yine kimse açmadı ve tekrar içeri girdim. Gördüğüm şey ürpermeme neden oldu. Sadece boş bir oda. Her yeri aradım. Yatağın altına kadar ama her şey temizlikçilerin bıraktığı gibiydi. Odadan çıktım. Kafayı yemek üzereydim. O sırada sabah olduğunu gördüm. Millet kahvaltıya kalkacaktı. Kahvaltıyı hazırlamalıydım ama önce polisi aramalıyım dedim kendi kendime. Sonra da düşündüm polislere ne diyecektim? O da 211 numarada kalan biriyle konuştum. Ama orada kimse yok mu diyecektim. Deli olduğumu sanarlardı. Kahvaltıyı hazırladım. Herkes yemeğe indi. Kime söylesem bana inanmazdı. Kimseye söylememe kararı verdim. Ama bir kişi hariç. O da 210 numaralı odadaki kadındı. İşte yan odadaki o kadını o biliyordu. O bir kanıttı çünkü. O sesi duymuştu. O da biliyordu. Belki birilerine anlatsam o da boş dolu sanıyor diyebilirdi. Ama o kadın o da bir kadın kaldığını biliyordu. Kadına bozuntuya vermeden hanımefendi dün akşam için özür dileriz. Otelimizde böyle rahatsızlıklar olmaz aslında. Gece başka ses duydunuz mu dediğimde kadın bana tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Ne ses diye cevap verdi. Ben de dün gece yan odanızdan ses geldiği için resepsiyonu arayarak şikayet etmiştiniz dedim. Kadın, hayır ben dün gece resepsiyonu aramadım dedi. Ben şok üstüne şok yaşıyordum. 210 numaralı odadaki kadını daha fazla üstelemeden kusura bakmayın farklı bir odaydı sanırım deyip yanından uzaklaştım. Kimseye bir şey söyleyemedim. Akşam gece görev saatimde kamera kayıtlarına bakmaya karar verdim. Kamera kayıtlarına baktığımda daha büyük bir şok yaşadım. Gece 211 numaralı odanın önüne gidiyordum. Odanın kapısı açık. Ben dikilip içeriye bakıyorum. Bir ara yan odaya dönüyorum. Kapı kapalıyken sonra tekrar 211 numaralı odaya bakmaya devam ediyorum. Bir süre sonra kapıdan uzaklaşıyorum. En korkuncuysa ben gittikten sonra kapı kendiliğinden kapanıyor. Bu olayı kimseye anlatamadım ve hala korkularımın sebebi bu olaydır. İlk hikaye bu kadar. Şimdi ikinci hikayeyi anlatmaya başlıyorum. 32 yaşında, nişanlı, işinde gücünde biriyim. Bir gün internetten astral seyahat hakkında bazı yazılar okudum. Okuduklarım merakımın artmasına neden olmuştu. Ben de denemek istedim ama ilk başlarda pek de cesaret edemedim. İlerleyen günlerde birkaç deneme yapacak cesareti buldum kendimde. Yaptığım denemelerde bir şeyler olur gibi oldu ama hiçbirinde de tam bir netice alamadım. Ancak yaptığım yarı başarılı denemelerin etkisiyle konuya olan ilgim iyice arttı. İnternet üzerinden astral seyahat hakkında daha fazla araştırma yapmaya başladım. Yine böyle günlerden birinde sayfanın birinde biriyle tanışıp onunla astral seyahat hakkında konuşmaya başladık. Karşılıklı olarak tecrübelerimizi anlattık. O kişiyle yaptığımız konuşmalar benim için teşvik edici oldu. Astral seyahate çıkma konusunda daha kararlı denemeler yapmaya karar verdim. Çok geçmeden internetten tanıştığım o arkadaştan edindiğim bilgilerin yardımıyla sonunda tam bir astral seyahat gerçekleştirmeyi başardım. Dönüş yaptıktan sonra seyahat sırasında yaşadığım olayların bana ne kadar korku ve heyecan verdiğine hayret ettim yaşadığım astral seyahat deneyiminin ardından bir noktaya kadar her şey gayet normaldi. Bir noktadan sonra olaylar korkutucu şekilde değişmeye başladı. Astral seyahat deneyimi takip eden günlerde ufak ufak rüyalarımda korkutmalar, uyku sırasında bedenime dokunmalar başladı. Artık gün içinde değişik sesler duyuyor, evde kimse yokken birilerini görüyordum. Bir gece uyku sırasında rüyamda çok uzun tırnaklı birinin beni kovaladığını gördüm. Normal bir kabus gibi görünüyordu ama değildi. Sabah kalktığımda sırtımda tırnak izleriyle karşılaştım. Tam bir şok yaşadım. Hatta bu duruma ailem de şahit oldu. Ailem belki de benden daha fazla endişelendi bu durumu. Hemen bir hoca bulup beni ona götürdüler. Ama hoca durumu pek öyle önemsemedi. Detaylı dinlemeden Muska yazıp Tabiri caizse Bizi başından savdı. Amacı sadece para kazanmakta belli ki Bir süre sonra Bir suret benimle konuşmaya başladı O suret benimle konuşuyor Bana bazı konular anlatıyordu Bana anlattığı şeylerin Hepsi de çıkıyordu Günden güne yaşadığım bu olaylar Değişik boyutlara ulaştı Üçgen suratlı Bir şeyler görmeye başladım o suret benimle konuşuyor. Bana bazı konular anlatıyordu. Suretin bana anlattığı şeylerin hepsi de çıkıyordu. Ben kimseye bu konuşmalardan bahsetmiyordum. Gün geçtikçe içime kapanıyor. Bir süre sonra öyle bir hal aldı ki evden dışarı çıkmak istemediğim için işi falan boşlamıştım artık. Tabi bu durum ister istemez ailemin de dikkatini çektiği için onların zoruyla doktora gittim. Doktor, ben de tıbbi olarak önemli bir sorun olmadığını, olayları zihninde hayal olarak yarattığımı söyleyip bana bazı ilaçlar verip yolladı. Benim işime geliyordu ama ailem tatmin olmadı. Annem önceden böyle tuhaf olaylar yaşadığı için bir hocaya veya medyumdan yardım almış bir arkadaşının tavsiyesi üzerine beni birine yönlendirdi. Daha doğru ifade etmek gerekirse adamı bana yönlendirdi. İlk olarak adam beni telefonla aradı. Uzunca telefonda konuştuk onunla. Adam artık telefonda bana bir seans mı yaptı? Dua mı okudu? Büyü mü yaptı bilmiyorum. Tam o sırada bende bir öfke patlaması oldu. Telefonda ama istemsizce küfürler etmeye başladım. Bunu neden yaptığımı inanın ben de bilmiyorum. Yaptığımın tamamen farkındaydım. Dediğim her şeyi kelimesi kelimesine hatırlıyorum ama Yine de sanki benliğim bir şey tarafından ele geçirilmişti. O küfürleri bir başkası benim ağzımı kullanarak ediyor gibiydi. Bir hafta kadar sonra telefonda konuştuğum hocanın evindeydik. Adam olan biteni başımdan geçenleri uzun uzatıya bütün detaylarıyla dinledi. Bu uzun konuşmanın ardından bakı yaptı ve bir seans gerçekleştirdik. Seans sırasında olan bitenleri doğrusu hatırlamıyorum pek hayal meyal, hatırladıklarımsa, sanki yaşananları, konuşulanları, boğulu bir camın ardından izlemek gibiydi. Seansı gerçekleştiren hocanın anlattığı kadarıyla, bana astral seyahat sırasında bir cin musallat olmuş, seans sırasında o cin hocayla konuşmuş. Tıpkı hocayla yaptığımız telefon konuşmasında olduğu gibi, tehditler, küfürler, hatta cin benim, öldüreceğini söylemiş hocaya. Ancak hocanın yaptığı okumalar ve hocanın hüddamının yardımıyla önce bana musallat olan cini zayıflatarak üzerimden almışlar. Daha sonra ise hoca bana musallat olan cini yakmış. Şu an iyi ve lazım. Artık sıra dışı ya da garip şeyler görmüyor, duymuyor ve yaşamıyorum. Hayatımı tekrar eski düzenle koydum. Sizlere tavsiyem. Lütfen bu tür astral seyahat maceralarını asla denemeyin. Hele kulaktan dolma bilgilerle, bilinsizce bu işlere sakın kalkışmayın. Sonuçları çok ağır olabilir.